Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz piyanist ve öğretim üyesi Canan Gürmen. Hoş geldiniz Canan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Harika. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Piyanist olma yolculuğunuz nasıl başladı? Yani kariyer geçmişinizi dinlemeyi ben çok isterim. Çok teşekkür ederim. 6 yaşındayken annemin isteğiyle konservatuvar giriş sınavlarına başvurmuş. Ve orada kazandım sınavı. Hı-hı. Aynı şekilde kız kardeşim de kazandı. İki kardeş piyano eğitimine başladık. Çok iyi bir piyano hocamız vardı. Bizi her konuda olağanüstü bir şekilde yetiştirdi. İlkokul, ortaokul ve lisenin yanı sıra konservatuvar eğitimim devam etti. Tabii çok yoğun bir çalışma dönemi geçti. Hem okul dersleri hem piyano çalışmak pek öyle kolay bir şey değil. Kesinlikle. Daha sonra konservatuvarın yüksek bölümünü bitirmek üzere İstanbul'da o zaman yoktu. Belediye konservatuvarı öğrencisiydim çünkü. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başvurdum, Hacettepe Üniversitesi'nin. Ve oradan dışarıdan sınavlara girerek mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı'na öğretim üyesi olarak atandım. Ve ondan sonra işte kariyer başlangıcı böyle oldu. Müthiş bir koşuşturmayla bugünlere geldik. Evet, harika. Pekala, hem eğitmensiniz hem de bildiğimiz kadarıyla konser piyanistisiniz. Yaşadığınız güçlükler neler oluyor bu yolda? En büyük güçlük zamanı ayarlayabilmekteydi. Tabii benim aynı zamanda bir aile yaşamım da var. Çok küçük yaşta evlendim. Bir de kızım oldu. Hem annelik hem konservatuvarda öğretmenlik ve çok yoğun bir çalışma temposunun içinde aynı zamanda da konser hayatını sürdürmek çok güç. Siz de takdir edersiniz ki zamanı ayarlamak çok zordu ama içinizdeki bu aşk açığa çıktıkça bu güçlüklerle baş etmek çok daha farklı bir şekilde dönüşüyor. Pekala Canan Hanım, repertuar birikiminiz nasıl oluştu bu yolda? İşte asıl benim yolumu belirleyen süreç, ben konservatuvarda 22 yaşında öğretmen oldum. Ve ondan sonra dediğim gibi konser yaşamım da başladı. İlk önce karşıma Saim Akçıl isminde bir violonist çıktı. Hı hı. Ve kendisiyle beraber çalmamı, kendi kurduğu orkestrada solist olarak çalmamı istedi. Benim için hazır bir fırsattı bunlar. Ve 10 yıl kadar Saim Bey'le dünyanın çeşitli ülkelerinde, Türkiye'de sayısız konserler verdik. Repertuarlar böyle başladı genişlemeye. Bu arada ben konservatuvar eğitimim sırasında dediğim gibi hocam Alman Ferdinand von Strasser isimli bir beyefendiydi. Çok yönlü bir sanatçıydı. O da müziği ve korepetisyon, ki bunlar şöyle açıklayayım, diğer enstrümanlarla beraber çalınan eserleri kapsıyor. Yani sahnede beraber çalıyorsunuz. Birçok arkadaşımla, birçok enstrümanla çaldım. Zaten üçüncü kardeşim de, ondan bahsetmedim. O da keman bölümüne girdi konservatuvarın. Onunla ilk başladık. İşte 9-10 yaşlarında ben yani oda müziği yapmaya başladım. Sahnede bir başka sanatçıyla müziği paylaşmak o dönemden daha başladı. Dediğim gibi Saim Bey'le bir 10 yıl çalıştıktan sonra karşıma başka sanatçılar çıktı. Hı hı. En belirginlerinden bahsedeyim. Tabii birçok yabancı sanatçıyla da konserler verdim ama devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran. Arkasından yine devlet sanatçısı kemancı Sunakan, biliyorsunuzdur, ile 20 yıla yakın bir süre birlikte konserler verdik. Tabii çeşitli programlar, birçok keman piyano veyahut da işte şan piyano repertuarı bu şekilde her konserde farklı eserler çalarak, her yerde başka eserler seslendirerek gelişti. Çok güzel. Pekala, hala çalmak istediğiniz eserler var mı? Oh, olmaz olur mu?
bu dipsiz bir kuyu. Yani ne kadar çok çalsanız da bitmeyecek bir literatür var. Üstelik yeni eserler ortaya çıkıyor. Evet. Türk bestecileri çok güzel eserler besteliyor. Yani çalmak istediğim çok şey var tabii. Tabii gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor aslında. Çalışma isteği olduktan sonra azimle her şey kesinlikle ortaya çıkıyor. Evet. Pekala, bize klasik müziğin Anadolu'da nasıl algılandığından biraz bahsedebilir misiniz acaba? Evet, bu konuda çok güzel anılarım var. Tabii şu anda fazla vaktimiz yok ama size kısaca bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi devlet sanatçımız Suna Kan'la beraber Denizli'de bir konserimiz vardı. İlk defa Denizli'ye gidiyordum. Seyirciyi tanımıyorum. İşte salon fulldü. Herkes bizi merakla izliyor. Konserden sonra bir kokteyl verildi. Bu kokteylde yanıma bir beyefendi geldi ve başladı anlatmaya. Denizli şivesiyle konuşuyor. Çok tatlı konuşuyor. O kadar güzel şeyler söyledi ki, ben dedi hayatımda ilk defa bir klasik müzik konserine geliyorum dedi. Ve ilk defa duyuyorum bu müziği dedi. Ama dedi size de çalmaya başladıktan sonra birdenbire dedi kendimi denizde, o dalgaların üstünde denizin beni taşırmış gibi olduğunu hissettim. Buğday başaklarının arasındaki rüzgar seslerini duydum. Böyle bir konuşmaya başladı. Zannedersiniz orada şiir yazacak. Yani o kadar şaşırdım ki ve hiç bilmediğim bir şeyde beni ne kadar mutlu ettiniz. Meğerse ben neler kaçırmışım dedi ve teşekkür etti. Bunun üzerine ben çok düşündüm. Gerçekten bizim diğer sanatçı arkadaşlarımla da yaptığımız en büyük şey, en büyük yapmamız gereken en önemli şey Anadolu'da klasik müziğin yaygınlaşması ve tanıtılmasıydı. Bunun üzerine zaten Suna Hanım'la Anadolu'da gitmediğimiz yer kalmadı. Bir sürü festivallerde çaldık. Ordu'dan dediğim gibi güneydeki Mersin'den, en batıdaki şehirlerimizden, kuzeyde her yerde birçok konserler verdik ve çok güzel tepkiler aldık. Harika. Pekala, sizin toplumumuzda klasik müziğin eğitimini yaygınlaştırmak adına bir takım faaliyetler, çalışmalar içerisinde olduğunuzu biz biliyoruz, duyduk. Bize anlatır mısınız biraz? Biraz evvel söylediğim gibi klasik müziğin tanıtımı çok önemli. Çünkü bu konuda eğitim ülkemizde çok eksik maalesef. Hele son dönemlerde hiç denecek kadar az. Konservatuvarlar var ama konservatuvarların da işlevlerini bilmeyen çok insan var. O yüzden klasik müziğin eğitimine daha çok değer verilmesi gerektiğini düşünerek yola çıktık. Eşim 2000'li yıllarda Kartal Belediye Başkanı, bundan bir dönem önceki Belediye Başkanı Altınok Öz'ün danışmanıydı. Ve bu yakınlıktan istifade ederek Kartal'da bir müzik akademisi kurulması için çok ciddi çalışmalar başlattık. Sonunda Altınok Bey bize tamam dedi ve biz kolları sıvadık. Orada şu anda 300 kişinin eğitim gördüğü bir Kartal Belediyesi Sanat Akademisi var. Benim bugüne kadar ideallerimde gerçekleştirebildiğim en faydalı iş olarak bu akademiyi görüyorum. Çok güzel, en azından birçok dalda, yani keman, piyano, flüt, gitar, perküsyon, cello gibi ve korumuz da var ayrıca ve orkestramız da oluştu. 3 yıllık eğitim veren bu akademide öğrenciler ücretsiz olarak klasik müzik eğitimi alıyorlar. Ve mezun olanlar birçoğu konservatuarları kazandılar ve müzik eğitimine, klasik müzik eğitimine devam ediyorlar. En azından hiçbir şey yapmasalar bile klasik müziğin bir ne demek olduğunu öğreniyorlar. Yani kendilerine ne kattığını, klasik müziğin nasıl bir mucize olduğunu onlara anlatmaya çalışıyorum. Evet. Pekala, önümüzdeki döneme ait konser programınızı öğrenebilir miyiz? Önümüzdeki sezonda görünen konserler arasında, şu anda kesinleşmiş konserler arasında Süreyya Operası'nda
Burçin Büke ile, piyanist Burçin Büke ile iki piyanolu bir resitalimiz olacak. Bu çok enteresan bir konser. 10 yıl kadar önce yapmıştık. Tekrar istek üzerine tekrarlıyoruz. İlk yarıda ikimiz iki piyano çalıyoruz. Sahnede ikinci yarıda Claude Bolling adlı bir bestecinin caz suite'ini seslendireceğiz. Ve burada sahnede bir perküsyon ve bir kontrbas da bize katılıyor. Seyirci için çok keyifli bir eser. Biz de keyifle çalacağız inşallah. Sonra Ankara'da kemancı Cihat Aşkın'la konserim var. Bu arada onunla birçok yerde konserim oluyor. Daha onların yerleri ve tarihleri tam netleşmedi. Cemal Iştrey konser sonunda konserlerim olacak. İnşallah Beethoven'ın koral fantezisini seslendireceğiz birlikte. Bunun gibi daha birçok proje var. Evet. Harika gerçekten programınız dolu dolu. Evet, evet. Bunun yanı sıra tabii öğrenciler, masterclasslar devam ediyor. Her an dolu. Harika. Pekala, Kennedy Vakfı Altın Madalya Ödülü gibi pek çok değerli ödülleri aldığınızı biliyoruz biz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerle uluslararası arenada ülkemizi de temsil ettiniz aynı zamanda. Bu sebeple sohbetimizin sonuna gelirken son olarak da klasik müziğin gelecekteki temsilcileriyle başarınızın sırrınızı paylaşmanızı çok isterim ben. Şimdi bunun sırrı tabii ki önce istek, sonra azim ve çalışmak. Sır burada. Tabii bir yeteneğin de olması şart bu konuda. Ama yetenek o kadar çok şeyi kapsıyor ki konserlerden sonra veya çeşitli zamanlarda sorular yönelten gençler oldu bana. Ve Suna Hanım'la özel olarak bir söyleşinden evvel böyle bir sorular ortaya çıkmıştı. Gençler diyor ki biz klasik müziği bilmiyoruz. Anlamıyoruz. Onun için konserlere gitmiyoruz. Peki bunu nasıl çözeceğiz dediler. Benim onlara söyleyecek şöyle bir cevabım var. Müzik bilmekle müzik dinlemek arasında fark var. Önce bir dinlemeyi bilmemiz lazım. Kesinlikle. Yani dinledikten sonra o müziğe alışma süreci başlıyor. Çocukken çocuklara ne dinletirseniz çocuk onu biliyor. Yani televizyonlarda ne duyarsa, şimdi artık sanal alem, hele herkesin elinde bir telefon, bir tablet. Evet, evet. Minicik çocuklar evet. Artık bunların peşinde. Ne duyuyorlarsa onu seviyorlar. Siz çocuklara hiç klasik müzik dinletiyor musunuz? Bu bir evrensel bir dil. Nasıl ki şu anda bütün sanal alemde genelde İngilizce ortak bir dil. Klasik müzikte evrensel bir dil, yani dünyanın nereye giderseniz gidin bu anlaşılan, takdir edilen ve gerçekten parmakla gösterilen bir olay oluyor. Bir sanatçı olursanız veya da bir klasik müzik izleyeni olursanız, dinleyicisi olursanız çok daha farklı bir statüye geçtiğinizi evet. düşünüyorum. Bir kere klasik müzik o kadar farklı bir şey ki çocuklara bunu çok anlatmışımdır. Bu konuda konferanslar da verdim hatta. Klasik müzik bir enstrüman çalan bir çocuğun beynindeki iki lobun birden kullanıldığı meselesi var ki bu çok önemli bir kesinlikle, şey. Evet. Hiçbir bilgisayar oyununda bunu bulamazsınız. Yani hem intelligent zeka, yani hem duygusal zekayı hem matematiksel zekayı aynı anda kullandığınız ve beyni uyuşturmak yerine çalıştırıyor tam tersi. Evet, aynen evet. öyle. Hakikaten öyle. Ve ruhunuzu besliyorsunuz. Müzik ruhun gıdasıdır denmiş. Kesinlikle, biliyorsunuz. Evet. Gerçekten klasik müziğin titreşimi çok farklı bir titreşim. Onun için benim çocuklara ve gençlere söyleyeceğim şey, lütfen bilmiyorum demeyin. Lütfen bir dinleyin. Birkaç değişik besteciyi araştırın. Hangisi size yatkınsa onu dinleyin. Her şeyi dinlemek zorunda değilsiniz. Türk bestecilerimizin çok güzel eserleri var. Oradan da başlayabilirsiniz. Ama klasik müziği lütfen dinleyin ya da bir enstrüman, herhangi bir enstrümanla klasik müzik eğitimi almak için elinizden geleni yapın diyorum. Kesinlikle. Pekala, çok teşekkür ederim katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Mesleğinizde başarılar diliyorum size.
Çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz ve bu mesajı iletmeme vesile olduğunuz için size çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet sevgili İşi Bilen izleyicileri, bugünkü konuğumuz piyanist ve öğretim üyesi Cana Gürmendi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sanatta kalın.